Ben burada olmaktan şu anda haz duyuyorum, biliyor musunuz? Gerçekten çok heyecanlıyım. Şöyle bir bakıyorum, Abdullah Başkanım'la tanıştığımız zamanlarda dedi ki ya bir yerimiz olsa acaba başarabiliyor muyuz dedi. Ben ilk belediye meclis üyesi olduğum zaman Erdal Bey döneminde biraz maziye götüreceğim, kusura bakmayın, zamanınızı belki alabilirim. Büyük başkan geldi dediler bana. Kim bu büyük başkan dedim ben. Senin akraban ya dediler. Kim dedim? Bekir Kumrul dediler. Nerede dedim? Az önce çıktı. Ya neden bana söylemediniz dedim. Sen encümende toplantıdaydın dediler. Ne konu dedim? Erdal Bey dedi ki gel dedi bana heyecanlı bir şekilde. Ne oldu başkanım dedim. Ya dedi Bekir başkanım geldi dedi. Ekibiyle beraber dedi. Hatta İbrahim Demir de vardı. Eski milletvekillerimizden. O da benim amcam olur kendisi. Şimdi onunla beraber gelmişler. Burayı planlamasıyla ilgili talepte bulunmuşlar. Başkanım dedim, bak dedim ben bir yörük çocuğuyum. Ben onların bir yeğeniyim, çocuklarıyım. Bu işi istiyorlarsa vallahi en kısa zamanda planlamasını yapmamız lazım. Ve ilk başlangıcımız öyle oldu. Hemen planlamasını yaptık, Büyükşehir'e gönderdik. Geldi 2B'den, dediler ki 2B burası olmaz. Neresi 2B? Şurası. Tamam dedim ya, gidelim dedim. Orman dairesine gidelim, haritayı çakıştıralım üstüne, neresi yeri çıkaralım arkadaş, bunda bir şey yok mu dedim ben. Çıkardık, bir daha girdi, neyse planlaması ne yaptı. Hayal ettik, şimdi bir kişinin ismini unuttuk burada, Mimar Sadıkhan abimiz. Projeyi o çizdi, statini ben yaptım, diğer projeleri örgütledik. İlk projemizi bizim, yani kendisine buradan teşekkür ediyoruz, gerçekten Allah razı olsun. İlk proje tanıtımımızı da biz 100. yıl park restoranında yapmıştık. Dedik ki orada ben konuşmamda da dedim yörüklerin bu işi yapabileceğine inanıyorum. Bu işi yaparız hep beraber diye bir maliyet hesabı çıkarmıştık. O zamanlar oralarda kaldı ama genç, gerçekten cevval bir belediye başkanımız seçildi. İkinci dönem dedi ki ben bunu yaparım kardeşim dedi ya. Bunun dedi kitabına uydururum ve size burayı tahsis ederim dedim. Allah razı olsun. Ne yapabiliriz dedik. Formülü beraber ürettik. Bizim de tecrübelerimizden ona katkı koyduk. Sonuçta böyle bir eser oldu. Onun için çok mutluyum. Öncelikle bunu bir belirtmek istiyorum. Yapılacak işler var mı? Var. Yapacağımız işler olduğu zaman inanın ben sizin evinizdeyim zaten. Önemli değil ki söylemeye. Belediye başkanımız vekaleten bizi buraya bıraktı. Zaten nöbetçi vekilim ben. Belediye başkanıyım. Onun için de problem yok. Belediye başkanının adına da şu anda belediye başkanı konumunda olduğum için söz veririm. Ne isterseniz de yaparım sayın başkanım. Onunla bir sıkıntınız da olmaz. İnşallah önümüzdeki dönemde buranın çevre düzenlemesiyle ilgili bir proje. Başkanım bahsetmedi ama ben bahsedeyim o zaman. Bir proje hazırlıyoruz. En güzel şekilde aydınlatılmasıyla, çevre düzeniyle daha elit bir hale getireceğiz burayı. Bu şekilde kalmayacak yani. İnşallah onları da göreceğiz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Diğer taraftan Çalıştay'la ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Gerçekten Türkiye'mizin gündemini belirleyen bir sempozyuma bir ihtiyaç olduğunu ben de düşünüyorum. Böyle bir organizasyon olursa, bu organizasyonun neresinde görev verirseniz inanın her zaman emrinizdeyim ve orada da olmaya gayret edeceğim. Bunda bir sıkıntı yok. İkinci konu, ben bunu şahsen ve en kalbi duygularımla söylüyorum. Yani bunu burada yağdanlık falan olsun diye de söylemiyorum. Abdullah Başkan'a sahip çıkalım. Yörükler deyince haberlere bir bakın ya. Allah rızası için gazetede bir demeç olsun. Abdullah Başkan gündeme getiriyor. Ben bugüne kadar dediği gibi herhangi bir maddi çıkar peşinde koştuğunu da hiç görmedim. Sürekli bizim problemlerimizle, bizim yani Türkiye'nin meseleleriyle bir yörük sözü olarak, bir sözcü olarak tek başına cevval bir şekilde mücadele ediyor. Onun için kendimi takdirle takip ediyorum, kendisine teşekkür ediyorum ve ona sahip çıkacağımı, sizlerin de sahip çıkmasını istiyorum. Bunu da kalbi duygularımla sizden hasreten rica ediyorum. Federasyon konusu çok geç kalmış bir konu. Bizim böyle bir, yani düşünseniz ya Antalya dediğiniz yer, ben araştırma yaptım. Yerlisinin %80'i yörük arkadaşlar. Böyle bir şey yok.
Hiç Türkiye'nin hiçbir yerinde %80'i yörük olan bir il yok başka. Toroslardan bu kıyı kısmına kadar her taraf yörük. O zaman federasyonumuz da olsun. Neden olmasın? Bunları geçen dönemde konuşmuştuk. İnşallah en kısa zamanda onu da yaparız. Burada nerede durmam gerektiğini bilirim. Nerede destek istiyorsanız devrinizdeyim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinize afiyet olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler.